toplumsal barışı nasıl etkileyecek? Çünkü hani alt gelir grubu diyoruz, orta direkt diyoruz, nefessiz kaldı diyoruz. Bir de bir aynı hayata daha hani yüksek hayata devam eden ve bir grup var. Onlar hız kesmiyorlar. Pek de farkında da değiller belki. Şimdi televizyonlarda böyle anlı şanlı ekonomistler şöyle bir şeye dikkat çekiyorlar. Aslında bu kısmı da korku filmi gibi. Şimdi diyorlar ki bu fragman, henüz şu yaşadıklarımız bir fragman, Mart sonundan itibaren yani yerel seçimlerden sonra asıl tur heybe meselesini orada göreceğiz diyorlar. Sen ne diyorsun? Vallahi ne yazık ki iyi şeyler, ekonomi konusunda iyi şeyler söyleyemiyoruz. Şimdi çok haklı olarak halkın, hepimizin birinci gündemi ekonomi. Biraz önce sizlerin de söylediğiniz gibi iş artık öyle noktaya geldi ki artık yemek koyamayacak, bir yemek pişiremeyecek noktalara, biraz önce sen söyledin, en mütevazi yemeğin bile birkaç yüz liraya, dört kişilik bir öğün yemeğin bile birkaç maliyetinin birkaç yüz liraya yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. Ne yazık ki tablo çok kötü. Ama biz bu stüdyolardan da, ekonomistler de, bütün televizyonlarda herkes bu durumu bas bas bağırıyordu böyle olacağını. Yeni de değil, yıllarca söyleniyordu bu. Yani biz bu günleri bir yıl önceden, iki yıl önceden, üç yıl önceden, bakın böyle yaparsanız böyle olur, böyle yönetirseniz, bu kararları böyle alırsanız böyle olur diye yıllardır söyleniyordu. Ve ülkede 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet var. 21 yıldır. Ve aynı hükümet 5 yıl daha görevine devam edecek. İlk önce bunu ortaya koymak lazım. Yani bugünkü yaşadığımız sorunların ana nedeni birkaç yıl önce alınan ekonomik kararlar. Önce bunu koyalım. Bu matematiksel olarak ortada. Benim dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Ekonomimiz hasta, hem de ağır hasta. Yani öyle yatalak hasta, öyle söyleyeyim. Şu anda öyle. Ve daha da kötü olacağını söyleniyor sizin söylediğiniz gibi ekonomistler. Fakat ilginç bir durum var. Yani ben 51 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim. Sağlıklı bir veri yok. Devletin verisi farklı. Şimdi enflasyon açıklandı. TÜİK bir enflasyon açıkladı. ENAG bir enflasyon açıkladı. İstanbul Ticaret Odası başka bir enflasyon açıkladı. ENAG biliyorsunuz akademisyenler. Hani öyle boş İki katı da söyle yaklaşık. Değil. Evet, %20'nin üstünde, %129 gibi yanılmıyorsam bir rakam açıkladı. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin en büyük ticaret odası, prestijli bir kurum. O da %80'lerin üzerinde bir enflasyon açıkladı. TÜİK %48.7 enflasyon açıkladı. Bir kere, birincisi ortada sağlıklı bir veri yok. Ha bir de gerçekte vatandaşın çarşıda pazarda yaşadığı enflasyon var. Biraz önce Ümit Yaldız telaffuz etti %200 diye. Bir de o enflasyon var. Bir de bizim yaşadığımız enflasyon var. Ben bu sabah İstanbul Taksiciler Odası Başkanı'nı dinledim. Yani enflasyonun ne noktada olduğunu. O da diyor ki bizim giderlerimizde %200 zam geldi diyor. En son Aralık ayına, yani son 8 ay. 8 ay önce diyor biz bir zam yaptık taksi ücretlerine. İşte %40 falan bir zam yapmışlar. Ama diyor bu sürede diyor biz diyor hesap yaptık, oturduk diyor ekonomistlerle. İşte parçaya, yedek parçaya, mazota, benzine, şuna buna, bir takside ne girdiler varsa %200. Yani gerçek tablo gerçekten çok çok. Bunu herkes biliyor. Bunu aslında hükümet de biliyor. Pek çok şeye ona göre zam yapıyor. Yani MTV'yi niye mesela %100 zam yapıldı? Demek ki %40 falan değil. Yani biz MTV'yi %100 zamlı, %100'den de fazla bir zam yapıldı. Üstüne bir de %200 mesela bu yıl MTV'yi zamlı ödeyeceğiz. Pek çok şeyle böyle astronomik zamlar geldi. Hal böyleyken ama siz emekliye %25 zam verdiniz. Yani açıklanan TÜİK'in enflasyonu bile %50 iken bir de işte vergiyi tabana yayıyor. Ve ocağı bekle deniyor. Ocakta toplumsal barış peki. Elbette şimdi geleceğim ben o toplumsal barış meselesi. Önce bir meseleyi ortaya koyalım. Ve ben geçen programda da söyledim. Ya az buz bir rakam değil. 10 milyon emekli 7500 lira maaş alıyor. 15 milyon emekli var. Bunlar resmi rakamlar. 10 milyonu
7500 lira maaş alıyor. Allah'tan onu da 7500 lira yaptılar. Ve yani diğer kalan 5 milyon emekli de öyle 20 bin liralar falan almıyorlar yani. İşte 7500, 7800, 8000, 10000. Yani 15 bin liranın altını ya da 10 bin liranın altını saydığımızda en az 13-14 milyon emekli 10 bin liranın altında maaş alıyor. Asgari ücret 11.400 lira. Yani biz, ben de bir işverenim kendi çapımda, küçük de olsa. Biz yakınıyoruz. Ümit söyledi, 20 bin lira maliyeti var ama bir de harcayan açısından düşürdüğünüzde 11.400 lira. Yani inanılmaz bir durumdayız.